Tabii bundan önce özellikle birkaç teşekkür borcum var. Bunlardan bir tanesi çok sevgili Profesör Doktor Mustafa Kerem kardeşim. Uzun yıllar beraber çalıştık ve şimdi Ankara'da Gazi'de yüzümüzü hakikaten güldüren, kendisiyle onur duyduğumuz bir performanstı. Kısık mı ses? Şimdi nasıl? Tamam. Peki. Dolayısıyla Doktor Mustafa Kerem kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu bölgesel toplantıyı, bu kadar yoğun bir program ki altıncısı olduğunu öğrendim. Kayseri'de düzenlemiş olmasından dolayı kendisine ve bütün dernek yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bunun dışında tabii bu toplantının yapılmasında çok büyük emeği olan arkadaşlar var. Doktor Can Bey, o da yıllarca beraber çalıştığımız, çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Tıp Fakültesi Dekanlığı keza öyle, Acıbadem grubu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi 6 tane konuşma var. Ben Tunçer Karpuzoğlu Hoca bir transplantasyon kongresinde, Allah rahmet eylesin, çok güzel bir laf etmişti. Beni çok etkilemişti. Onu bir kısaca hatırlatmak istiyorum. Demişti ki, konuşmalar bikini gibi olmalıdır. Bikini. Bikini gibi olmalıdır. Görevini yapacak kadar uzun, dikkat çekecek kadar kısa. Onun için arkadaşlardan konuşmalarını zamanında bitirmelerini istiyorum. Ve ilk konuşma için Doktor Mustafa Kerem kardeşimi davet ediyorum kürsüye, cerrah için hasta seçimi. Buyurun Mustafa'cığım. Sayın başkanlar, sayın hocam, sayın meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta Antalya'da Tuncer Karpuzoğlu adına transplantasyonun 40. günü toplantısı vardı. Orada da görevlerimiz vardı. Çok güzel bir toplantı oldu. Ben de tabii ki ona çok sevdiğim ve saygı duyduğum için sözüne itaat edeceğim. Çok uzun ama kısa olacak. Cerrahi için hasta seçimi aslında sabahleyin Abdullah Hoca söylemişti. Bütün kılavuzlarda, sadece NCCN'de değil, Japonya, Kore, Avrupa kılavuzlarının tamamında bütün onkolojik vakalar için multidisipliner olarak tedavi edilmelidir der. Bu pankreas için de böyle. Ve yüksek volümlü merkezlerde bu konuda tecrübeli radyologların, patologların ve girişimsel gastroenterologların olduğu bir bölgede, bir kurumda tedavi edilmelidir. Hastayı nasıl seçiyoruz? Birincisi preoperatif olarak seçeriz. Bu çok önemli. İkincisi intraoperatif olarak değerlendirme. Bir de neoadjuvan tedavi sonrası. Özellikle borderline veya lokal ileri pankreas tümörlerinde konversiyon tedavisine uygun mu değil mi diye bu değerlendirebiliriz. Görüntülemeye baktığımız zaman radyoloğumuzdan dinledik. Cerrahiye uygun olabilecek 3 kategori var. Bunlardan bir tanesi rezektabl. Sınırda rezektabl olan tümörler cerrahiye uygun olabilir ama yapıldıkları zaman R1 oranları yüksek olduğu için bunlar sınırda kabul edilirler. Lokal ileri hastalıkta cerrahi çok mümkün değildir ve bunlara adjuvan tedavi veya neoadjuvan tedavi yapılır. Biyokimyasal olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Burada baktığımız parametreler CA19-9 düzeyleri, sarılık, karaciğer fonksiyonları, karaciğerde herhangi bir hasarlanma durumu var mı yok mu, hemoglobin düzeyi, böbrek fonksiyonları ve diğer organ fonksiyonlarında bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Bir de klinik, hastanın performansı son derece önemli. 1 santimetrelik tümörü var ama hasta yatağından kalkamıyor, yürüyemiyor. Performansı son derece kötü. Bu hastalarda unresectable indirekt olarak kabul edilir. Ağrı son derece önemli. Çok şiddetli ağrısı olan hastalarda çölyak arter invazyonu, plexus invazyonu olabileceğini düşünmeliyiz. Ve komorbitte bunlar da değerlendirecek parametreler. Radyolojik olarak girmeyeceğim. Uzun uzun anlatıldı. Rezektabl ama yüksek riskli, yani biyolojik olarak sınırda rezektabl. Sınırda rezektabl ve lokal ileri hastalık olarak sınıflandırıyoruz biz pankreas tümörleri radyolojik olarak. Tabii rezektabl
tümörlerde şu anda geleneksel olarak bütün kılavuzların önerdiği öncelikle cerrahi. Ama bazı merkezlerde neoadjuvant tedavi arkasından cerrahi uygulamaları da var. Burada özellikle Texas MD Anderson'ın öncülük ettiği biyolojik davranış tabiri var. 2016'da ilk defa konuşuldu. Yani yüksek riskli hastalık veya biyolojik olarak sınırda resectable hastalık grubu. Bunlar C19.9'u 500'ün üzerinde olan, yaşı 80'den fazla olan, şiddetli ağrısı olan, kötü performans durumu, şiddetli ek hastalık veya radyolojik olarak şüpheli metastaz veya lenf nodu durumu olan hastalar biyolojik olarak kötü olabilir. Bu hasta gruplarına neoadjuvant tedavi verebilirsiniz. Oturmuş bir konsensus olmasa bile bunu yapan Japonya'da ve Amerika'da şu anda Amsterdam'da çalışmalar devam ediyor ve sonuçları biraz daha iyi. Sınırda resectable tümörlerde öncelikle neoadjuvant tedavi, arkasından cerrahi. Lokal ileri hastalık olanlarda ise indüksiyon kemoterapisi. Bu tedaviden sonra cerrahiye konvert olan hasta sayısı %15 ila 20. Çok yüksek değil. Yine kılavuzlara baktığımız zaman resectable tabirinden ne anlıyoruz? Bir kere arteriyel teması olmayacak. Bu arterler içerisinde çölyak arter, süpürür mezenter arter ve hepatik arter. Ven teması olabilir. Ancak düzensizliğe yol açmamış olması lazım. 180 dereceden daha düşük temas olabilir veya kontür bozukluğuna yol açmayan bir hafif invazyon olabilir. Sınırda resectable tümörler için baş ve boyun için farklı, daha doğrusu gövde için farklı. Gövde için çölyak arteri 180 dereceden daha az saran veya temas eden tümörler. Baş içinde çölyak arter, süpürür mezenter arter veya replaced hepatik arterlerin temas olan durumlar sınırda resectable'lar. Ven için tümörün 180 dereceden daha fazla sarıldığı ancak rekonstrüksiyona uygun olan hasta grupları sınırda resectable olarak kabul ediliyor. Burada dikkatimizi çeken bir şey oldu. 2022 kılavuzunda bir önceki kılavuzda sınırda resectable olarak kabul edilen ven teması artık resectable olarak kabul edildi. Yine lokal 2022'de değişti bu. Yani eğer tecrübeniz yeterliyse kurumsal olarak beni çok güvenli bir şekilde rezeke edip rekonstrükte edebiliyorsanız ve kontrol düzensizliği yol açmamış ise bu hastalara ven rezeksiyonu yapabilirsiniz. Resectable gruba giriyor. Lokal ileri tümörler de tabii ki 180 dereceden daha fazla olan arter tutulumları veya invazyonları veya rekonstrüksiyon yapılamayacak ven rezeksiyonları lokal ileri tümörler. Neler yapmalıyız? Bir kere bütün bulgularımızı hasta yakınlarıyla mutlaka tartışmamız gerekiyor. Hasta ve hasta yakınlarıyla. Yani neoadjuvant tedavi yapılacaksa neoadjuvant tedavi sırasında progresyon oranlarından bahsetmemiz lazım. Biz size tedavi verebiliriz ama %30, %40 progres olabilir, %50 cevap alabiliriz ya da işte bir geri kalan kadar da stabil olabiliriz diye bütün tedavilerin avantajlarını ve dezavantajlarını mutlaka paylaşacağız. Biyokimyasal belirteçler son derece önemli. Özellikle C19.9-500'ün üzerindeyse anatomik ve klinik olarak resectable olsa dahi özellikle PET-CT'de peripankratik lenf nodları varsa bu hastalarda biraz daha neoadjuvant kemoterapi yönüne doğru düşünebiliriz. Buraya bazı kliniklerde aşırı kilo kaybı, yani bir ay içerisinde çok fazla bir kilo kaybı, şiddetli ağrı olması ve sarılık olması da eklenebilir. Bazı klinikler onu da kabul ediyor. Dolayısıyla bunları da değerlendirmemiz lazım. Hastayı seçerken sadece radyolojik olarak bu hasta resectable, evet bir santimetrelik tümör var ama tomografi çektiğimiz zaman işte aort etrafında lenf nodları var. Bu hastalar N2 gibi değerlendirecek, yani T1 ama N2. Bu hastalara neoadjuvant kemoterapi vermemiz lazım. C19.9 düzeyleri
Sarılı olmayan hastalar için konuşuyoruz. Sarılı olan hastalarda hiçbir önemi yok. 500'ün üzerindeyse yine bir biyolojik olarak davranışı kötü olabilen bir hastalıkla karşılaşabiliriz diye dikkat etmemiz gereken durumlar. Biliyer stentleme bundan önceki tartışmanın konusuydu. Kısaca kolanjit bulguları, bilirubin düzeyi 18'in üzerinde şiddetli kaşıntı ve neacıman tedavi gerektiren durumlarda yapılmalı. Tabii ki bunlar yapılmadan önce hastanın tanısı ve evrelemesi yapılmalı. Doku tanısı konduktan sonra neoadjuvan kemoterapi için kendiliğinden genişleyebilen metalik stentler, tam kaplı değişime çıkartılmaya izin veren stentler ve mümkünse kısa stentler olmalı, metalik stentler. Yani tümör boyutu kadar 10 santim, 15 santimetrelik metal stent yerine tümörün boyutunu ölçerek 2 santimetrelik bir tümörde 4 santimetrelik bir tümör gibi. Çünkü bazen o stent karaciğerin içine doğru migreti oluyor ve hepatikojejunostominizi imkansız hale getirebiliyor. Neoadjuvan tedavi verdikten sonra nasıl değerlendireceğiz? Bir kere 4 veya 6 cycle FOLFIRINOX aldıktan sonra onkolog, tanısal radyoloji ve cerrah bir araya gelmeli. Bu hastanın tümörü progres mi gösterdi, geriledi mi, tümör markerları nasıl oldu veya stabil mi kaldı? Bunları mutlaka değerlendirmemiz lazım. Eğer cerrahi karar verilir ise bu hasta grubunda laparoskopi ile başlanılmalı. Çünkü peritoneal implantları görmüyoruz. Özellikle perivasküler ılımlı bir progres olsa dahi bu hastalarda arteriyel soyma dediğimiz periarteriyel divestment ameliyatı diye bir ameliyat var. Son yıllarda popülerize oldu. O uygun, ona uygun mu değil mi diye değerlendirmemiz lazım. CA19-9'un düşmesi de bizim açımızdan son derece önemli. Demek ki bu hasta kemoterapiye cevap veriyor. Cerrahimizden de fayda görür diye değerlendirmemiz lazım. Soru işareti olan bazı yerler var. Portal trombüsü var ancak rekonstrüksiyona izin veren bir ven invazyonu mevcut. Perivasküler dokuda tümör var ama sanki tümörü soymaya müsaade edecek bir görüntüsü var. Bunu radyolojiyle birlikte değerlendirmemiz lazım. Yani periarteriyel divestment ya da arteriyel soyma işlemine uygun mu değil mi diye. Bu işlemi yapacaksak bir sonraki konuşmalarda uzun uzun konuşulacağı için ben girmeyeceğim. Öncelikle furozun çalışıyoruz. Arter etrafından negatif gelir ise devam ediyoruz. Lokal ileri hastalarda neoadjuvant kemoterapi verdikten sonra cerrahiye uygun mu değil mi yine radyoloji, onkoloji ve cerrahın alacak kararla oluyor. Burada eğer gövde tümörü ise ve çölyak arteri çıkartmaya izin veren bir tutulum varsa, yani aort tarafında sağlam sınır varsa bir DPCAR ya da Appleby ameliyatı yapılabilir. Ya da baş ise bir common hepatik arter rezeksiyonu rekonstrüksiyonuna uygun mu değil mi kararı yine multidisipliner olarak verilmesi gerekiyor. Sonuç itibariyle çok uzatmayacağım Tuncer Hoca'nın sözüne ithafen. Yanlış endikasyon kesinlikle kötü sonuçla ve daha doğrusu bizi üzen, hasta yakınlarını ve bizi üzen en önemli çalışma. Yani preoperatif hasta değerlendirmesi, hasta seçimi aslında bu işin olmazsa olmazı. Burada da tek başımıza değil, cerrahlar olarak egomuz yüksek bizim. Onu törpüleyerek egomuzu hastamızın hayatının önüne koymayarak ilgili disiplinlerden yardımlar alarak karar verir diye sonlandırıyorum. Teşekkür ediyorum.